Selam. Yetenekler, bugün biraz yetenekleri konuşalım bari. Ben çok yeteneksizim. Bunu yapamam ya ya da adam yetenekli abi. Yani doğuştan yetenekli. Ondan işte çocuğun bilmem müzik kulağı süpermiş. Doğuştan yetenekliymiş öyle olmuş. E, yetenek tabirini her gün kullanıyoruz ama bence biraz yanlış kullanıyoruz. Hadi gelin bu muhabbetimizde şu yeteneklerimizi nasıl keşfedeceğiz? Yetenek denen şey nasıl ortaya çıkar? Biraz onu konuşarım. Çok anlatıyorum sağda solda ama burada bir toparlayalım. Yeteneğin benim için bir altın formülü var. Yetenek öncelikle ne demek? Bir insanın sıra dışı gösterebildiği bir performansa biz yetenek diyoruz. Yaptığı bir işte diğer insanlardan daha farklı, daha üretken, daha parlak bir şeyler yapıyor olması hali ve biz bunu yetenek olarak zaten etiketliyoruz. Yani ortaya çıkan iş ya da performansın adı bizim için yetenek. Fakat nereden geliyor bu yetenek? Doğuştan olan bir şey mi? Özellikle biyolojiden, nörobiyolojiden, nöropsikolojiden, gelişimsel psikolojiden bildiğimiz, anladığımız kadarıyla doğuştan yetenek diye bir şey çok 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 nadir karşımıza çıkan. Hani neredeyse hiç gözümüze çarpmayacak kadar nadir olan bir durum. Bizim yetenek dediğimiz hikayenin aslında çok basit bir formülü var. Bu formül de şöyle. Her insan belli yatkınlıklarla doğuyor. Birinci değişken yatkınlık. Şunu koyalım. Kiminin boyu uzun, kiminin kulağı iyi, kiminin gözü iyi görüyor. Kimi iyi koşuyor, fiziksel olarak bir şeylere daha yatkın falan gibi. İkincisi, hayatta bu insanlar bazı fırsatlarla karşılaşıyorlar. Mesela bir arkadaş belli bir yatkınlığı var, uzun boylu. Ama aynı zamanda evinin arkasında çok güzel bir basketbol sahası var. Arkadaşlarıyla basketbol oynama fırsatını yakalıyor. Bir yatkınlık, bir eğilim, bir fırsatla birleştiğinde araya bir de, bunu isterseniz parantez içine alıp bir çarpan olarak ilave edin, araya bir de gayret dediğimiz, şevk dediğimiz şey girdiği zaman yatkınlık ve fırsat gayretle yoğrulup yetenek dediğimiz şeye dönüşüyor. Şimdi birçok doğuştan atıyorum işte müzikal notaları ayırt edebilme yeteneğiyle doğan, absolut kulak dediğimiz o nota frekanslarını birbirinden bir duyuşta ayırt edebilen kapasiteye sahip insanlar dünyaya geliyor. Bunu testlerle gösterebiliyoruz. Ama bu insanların çok çok azı, neredeyse hani hiç diyebileceğimiz kadar az bir kısmı müzikle ilgileniyor. Çünkü şöyle bir sorunları var. O kadar hassas kulakları var ki müzikteki o kaotik uyumsuzluk, hatta bazen müziğe tat veren o hafif oynamalara tahammül edemiyorlar. Her şeyin bir makine gibi duyulmasını istiyorlar ve bu insanlar o yüzden sıradan insanlarla tabiri caizse bir müzik seansından, bir müzik deneyiminden o kadar zevk alamayabiliyorlar. Şimdi yetenek diye bunu kodlarsanız bu aşikar ki bizim yetenek dediğimiz şeye dönüşmüyor. Bu sadece bir yatkınlık. Bu yatkınlık Mesela bu kişi ileride ses mühendisi olsa, bir ses mühendisinin yaptığı işlere dair fırsatlarla karşılaşsa müthiş bir yeteneğe dönüşebilir. Mesela dünyanın en iyi ton maisteri olabilir. Her türlü işte yeni kayıt teknolojilerinin icat edilmesinde enteresan fikirler ortaya koyabilir. Bizim yetenek dediğimiz şey yatkınlıklarımızı ve fırsatlarımızı anlamamızla ortaya çıkıyor. Şimdi hepimiz belli şeylere özeniyoruz. Benim gençliğimde işte Beyaz Gölge diye bir dizi vardı. Onu seyreden herkes basketbolcu olmaya kalktı. Bir dönem basketbol işte bu meşhur Harlem takımı falan bizim Türkiye'de çok meşhurdu. 80'lerde, 90'larda. Millet boyuna posuna bakmadan, bu ülkede böyle basketbol oynanıyor mu diye sormadan baya benim yaşıtlarım falan o dönem basketbola sarmıştı. Ben de bir dönem oynadım 2-2,5 iki, iki, sene kadar. Fakat Basketbol dediğimiz spor zorlayıcı bir spor ve belli yatkınlıklar burada bariz avantaj sağlıyor. Siz mesela uzun boyluysanız, eklemleriniz esnekse, el göz koordinasyonunuz, kas koordinasyonunuz normalin üstündeyse bu durumda böyle bir spor yapmak için zaten bir yatkınlığınız var. Ama böyle bir insan biraz önce bahsettiğim gibi basketbolun moda olduğu bir devirde doğarsa bunun arasından işte Kerim Abdülcabbarlar bilmem neler o meşhur simalar zaten otomatikman çıkıyor. Bu insanlar orada bir yetenek geliştiriyorlar. Ama aynı yetkinliklere sahip bir insanın tamamen bambaşka bir zamanda, bambaşka bir ortamda, bambaşka şartlarla karşılaştığını düşünelim. Bu yeteneğini geliştirebileceği bir fırsat bulamazsa böyle bir doğuştan yetenekten bahsetme şansımız da yok. Peki buradan eve götürebileceğimiz mesaj ne olabilir? Yetenek, yatkınlık, işte doğuştan gelen, sonradan mı olan falan hep böyle tartışılıyor ya. Bizim belli yatkınlıklarımız var ama bazı konularda da dezavantajlarımız var. Bir kere bunu kabul etmek, yani kendi potansiyelini tanıyarak işe başlamak çok önemli. Artı insanların eğilimleri, istekleri var. Bunların hangileri özenti tarzı arzular, Hangileri gerçekten insanın kendi içinden gelen, böyle adeta yapmazsa kendisini hasta edebileceği kişisel istekleri ya da kişisel dürtüleri diyelim. Bunları ayırt etmek çok çok önemli. Ve biz kendi potansiyelimizi anlamaya başladığımızda bu potansiyele uygun fırsatların da bize gözükmeye başladığını fark ediyoruz. Ve bir başkasının yetkinliğiyle, işte böyle gözümüzde çok havalı gözüken bazı şeylerin zamanla hiç de bize uygun olmayabileceğini fark ediyoruz. Gerçek yetenek insanın kendi yatkınlıklarını ve etrafındaki fırsatları doğru değerlendirmesiyle ortaya çıkabilecek bir şey. Ben bunu tabii ki hayatının henüz ilk baharındaki genç arkadaşlarıma anlatmıyorum. Çünkü onlar böyle bir içsel muhasebe yapmak için daha çok gençler. Ama özellikle sevgili anne babalar, hele hele şu sevgili endişeli anne babalar. Ben çocuğu bilmem ne kursuna gönderdim, oraya da yazdırdım. Bunu yaptım. Çocuk devam etmedi. Acaba bunda da yeteneği var ama gitmiyor. Ya bir sakin olun. Yetenek öyle sürekli tarladan toplanan bir şey değil çocuğumuzun belli şeylere yatkınlıkları olabilir. Lütfen sakin bir gözle önce onların neden zevk aldığına bir bakalım. Sonra o çocuğun kafasında bin bir tane kurs ya da fırsatla karıştırmadan önce etrafımızdaki en yakın ve onun en kolay iletişime geçebileceği fırsatlara bir bakalım. Ve bu fırsatlar onu yormayacak, onu zorlamayacak bir şekilde karşı karşıya geldiklerinde bir şeye dönüşüyor mu dönüşmüyor mu sadece onu izleyelim. Yetenek mühendisliği yapılabilecek bir konu değildir. Yetenek eldeki şartlar itibariyle fark edilebilecek ya da keşfedilebilecek bir şeydir. Lütfen çocuklarımıza, gençlerimize yetenek mühendisliği yapmayı bırakalım. Yoksa hepsini profesör ya da doktor ya da teknik bir işin uzmanı yapacaksınız ve biz yiyecek ekmek bulamayacağız. Dinleyecek güzel müzik bulamayacağız. Güzel sanat eserleriyle karşılaşamayacağız. Çünkü biz hep yetenek diye geliştirmek istediğimiz şey Çocuğu ya Einstein yapmaya yönelik, ya operatör doktor yapmaya yönelik, gözünüzü seveyim yapmayın. Hepimiz benzersiz yatkınlıklara sahibiz ve hepimiz benzersiz fırsatlarla yaşıyoruz. Etrafımızdaki fırsatlar bir başkasına asla benzemiyor. Sen bir nefes alın, bir durun, keşfetmesine lütfen izin verin. O mühendisliği yapılacak bir şey değil, o bir insan. Lütfen onu unutmayalım.